Matematiksel olarak 3 farklı iş tipi vardır. Bu 3 farklı firma tipini öğrenerek iş dünyasına dair çok önemli bir içgörü kazanabiliriz. 1. Sermayesi üzerinden çok yüksek geri dönüş sağlayan ve büyümesi için ekstra sermaye istemeyen. 2. Sermayesi üzerinden yeterli geri dönüş sağlayan ve büyümesi için ekstra sermaye isteyen. 3. Sermayesi üzerinden yeterli geri dönüş sağlayamayan ve hayatta kalması için ekstra sermaye isteyen. Şimdi ilkiyle başlayalım. Yani yüksek geri dönüş veya ROIC ve sermaye yani capital istemeyen. Buffett'ın ünlü Seize Candy firması. Büyüdükçe ekstra sermayeye ihtiyaç duymaz. Çünkü firmanın satışları direkt olarak tüketiciye nakit yapılır. Ürünlerin üretimi kısa sürer ve hızlıca nakite çevrilir. Normal şartlarda siz bir firma satın aldığınızda her büyüdüğünde firmaya enjekte ettiğiniz sermaye artar değil mi? Duran varlıklarınız artar, amortisman maliyetleriniz artar, işletme sermayeniz yani alacaklarınız, ödemeleriniz, stoklarınız artar. İşte Seize Candy bunun tam zıttı. Büyüdükçe bunların hiçbirine ihtiyaç duymayan nadir tipte bir firma. Buffett, Seize firmasını 25 milyon dolara satın aldı. 30 milyon dolar satışa ve 5 milyon dolar vergi öncesi gelire sahip. Seize'in satış yaptığı yerlerde kutu çikolata tüketimi sadece kişi başına %2 civarında büyümesine rağmen Buffett'ın fark ettiği nokta hacim artışı değil, henüz dokunulmamış ekstra bir fiyat gücü olmasıydı. Buffett ve Chuck Huggins marka algısını yükseltecek şekilde mağaza ve kutuları tekrar dizayn ettiler ve satış rakamını arttırmaya başladılar. Satın aldıklarında firma 5 milyon dolar vergi öncesi geliri sadece 8 milyon dolar yatırılmış sermayeden üretiyordu. Yani vergi öncesi ROIC %60 civarında. Bu bile muhteşem bir rakam olmasına rağmen Buffett, Seize marka algısının çok daha fazlasını kaldırabileceğini bildiği için fiyatları arttırmaya başladı. 2007 senesinde Seize firmasının satışları 383 milyon dolara ulaştı, vergi öncesi gelir ise 82 milyon dolar. Peki bu süreçte firmaya ekstra olarak ne kadar sermaye enjekte edildi? Sadece 32 milyon dolar. Yani firmanın 82 milyon dolar üretmek için gereken sermayesi 40 milyon dolar. Yatırılan sermaye üzerinden geri dönüş ne oldu o zaman? %200 civarında. İşte buna tek kelimeyle zeka diyoruz. Yani 1972'de alınan firma 35 yıl boyunca büyümek için sadece ekstra 32 milyon dolar sermaye ihtiyacı duydu. Şimdi şuna ekstra dikkat çekmek istiyorum. Buffett'ın üzerinde ekstra durduğu ve çok önemli bir metriği hesaplayabiliriz. Ekstra yatırılan bir sermayeye kıyasla firma ne kadar daha gelir üretebildi? Yani Return on Incremental Capital Invested. İlk etapta firmamızın vergi öncesi geliri 5 milyon dolar ve bütün yatırılmış sermayesi 8 milyon dolardı değil mi? 35 yıl sonra firmamızın vergi öncesi geliri 82 milyon dolar ve bütün yatırılmış sermayesi 40 milyon dolar. Şimdi hemen hesabımızı bir yapalım. Bu süreçte firma 77 milyon dolar ekstra gelir elde etti ve 32 milyon dolar ekstra sermaye ihtiyacı duydu. İşte buna ROIC yani ekstra enjekte edilen her bir sermaye üzerinden elde edilen geri dönüşte diyebiliriz. Bir firma ile ilgili bakabileceğiniz en önemli rakamlardan bir tanesi desek abartmış olmayız. Çünkü firmaya verilecek ekstra her bir dolar karşılığında ne kadar bir çıktı aldığımızı çok net bir şekilde göstermiş olur bize. Şunu da unutmadan ekleyelim. Bu süreçte Seize Candy 1.3 milyar dolar toplam nakit akıttı. Yani 25 milyon dolara alınan bir firma 52 katı kadar serbest nakit akışı üretti ve böylece bugün Berkshire Hathaway firmasının altında bulunan yüzlerce firmanın satın alınması için gerekli sermayeyi de sağlamış oldu. Bu tipte bir firma için tek kelimeyle muazzam diyoruz. Seize Buffett için çok önemli bir firmadır. Çünkü ilk defa bu firma ile marka algısının önemini fark ettiler. Şimdi diğer tipteki işe geçelim. Büyümek için sermaye gerektiren ve güzel geri dönüş sağlayan. FlySafety. FlySafety firması pilotlara eğitim veren bir firma. Pilotların eğitiminde milyonlarca dolarlık devasa simülatörler kullanılıyor. Amaç olabilecek en beklenmedik senaryolara karşı pilotları hazırlamak ve bu beklenmedik senaryolar için en gerçekçi ortamı oluşturmak. Haliyle bu tipte bir işin büyümesi için milyonlarca dolarlık simülatörlerin alınması gerekiyor. Şimdi rakamlara bir bakalım. Buffett
Blythe Safety'yi satın aldığında firma 111 milyon dolar vergi öncesi gelir ve yatırılmış sermayesi 570 milyon dolardı. Yani ROIC %19,5 civarında. Güzel. Peki büyürken istediği sermaye nedir? Bu süreçte 923 milyon dolar amortisman masrafı oldu ve ekstra olarak enjekte edilen sermaye 1.6 milyar dolar. Yani bu tarz bir işin büyümesi için tekrar sermaye yatırmanız gerekiyor. Fakat en azından tatmin edici geri dönüşler alıyorsunuz. 11 yılda FlySafety firmasına totalde amortisman sonrası yatırılan sermaye 1079 milyon dolara ulaştı. Vergi öncesi gelirleri ise 270 milyon dolar civarında. Yani 1079 milyon dolar ve 570 milyon dolar arasında ekstra olarak 509 milyon dolar sermaye enjekte ettik. Gelirler bu süreçte 159 milyon dolar büyüdü. Hemen ROIC değerini hesaplarsak firma ekstra yatırılan her bir sermaye için ortalama olarak %31 değer üretti. Flight Safety de muhteşem bir iş fakat size kıyasla muazzam sayılmaz. Şimdi de en son iş tipine gelelim. Büyümek için sermaye isteyen ve yetersiz geri dönüş sağlayan. Bu tarzda bir iş büyüdükçe çok daha fazla sermaye ihtiyacı gerektirir ve yatırdığınız ekstra sermayenin geri dönüşü düşük olur. %10 civarında veya altında diyelim. Genelde Southwest veya JetBlue haricinde birçok hava yolu bu kategoriye girer. Peki neden? Hava yolu sektörü için konuşursak bunun sebebi ölçeklendikçe sabit giderlerin de hızlıca artmaya devam etmesidir. Yani başa baş geleceğiniz nokta çok yükselir. Fakat bu başa baş noktasının üzerinde birden operasyonel kaldıraç hızlıca artar ve ekstra satılan her bir koltuk neredeyse direkt olarak net gelire düşer. Bundan dolayı her bir uçağın doluluğu inanılmaz önem arz eder. Çünkü siz 100 kişilik bir uçakta neredeyse 80. kişiden itibaren para kazanmaya başlıyorsunuz. Birçok zaman doluluk oranlarını bu kadar yüksek tutabilmek çok zor olduğu için kendi kendini yiyen bir iş modeli diyebiliriz. Şimdi bireysel olarak bu 3 iş modelini bildiğimize göre hangisine yatırım yapmak mantıklıdır? Son seçeneği atmak için zaten çok zekaya ihtiyaç yok değil mi? Peki, siz kendi mi yoksa FlySafety mi? Cevap şaşırtıcı bir şekilde FlySafety. Sebebi şu. Bireysel olarak yatırım yaptığımız firmaları komple bünyemiz altına çekip bütün sağladıkları nakit akışını alarak alternatif yerlerde kullanmak gibi bir seçeneğimiz yok çünkü. Yani eğer bir private equity firmasına sahip değilseniz böyle bir seçeneğiniz yok. Bundan dolayı siz gibi firmalar eğer halka açıksa çok yüksek ihtimalle neredeyse bütün nakit akışını yatırımcılara aktaracaktır. Bunu en mantıklı şekilde hisse geri alımı yaparak gerçekleştirir veya temettü verebilir. Fakat firma sağlayacak bir inek moduna geçtiği anda bütün market fiyatı çok ciddi bir şekilde artacaktır. Örneğin Pepsi gibi. Nakit akışının 30 katına satılan bir firmayı önceden almışsanız aradaki fiyat çarpanı değişiminden kısa süreli güzel bir getir sağlarsınız. Fakat bundan sonra firmanın büyümesi şirket değerine kıyasla ürettiği nakit akışı oranından dolayı çok kısıtlı olacaktır. Bunu şu şekilde anlatabilirim. Farz edelim ki firma 10 milyon dolar serbest nakit akışı üretiyor ve bu nakit akışının hepsiyle hisse geri alımı yapacak. Eğer firmanın şirket değerini 100 milyon dolar sabit varsayarsak firmanın gelir artışı haricinde değeri de her sene 10 milyon dolar artacaktır. Çünkü her sene %10 oranında piyasadan hisse çektiği için sürekli hisse başına karlılığı artacaktır. Yani ilk başta 10 milyon dolar serbest nakit akışına sahip bir firma 10 kat ile 100 milyon dolar satılırken ikinci sene 10 milyon dolarlık hisseyi satın aldığı için hisse sayısı 10 milyon dolar değerinde azalacaktır. Böylece azalan hisse sayısı sebebiyle firma aynı çarpanla satıldığı sürece gelecek sene 110 milyon değerine ulaşır. Yani hisse başına karlılığı %10 büyüdüğü için market aynı çarpanı koruduğu sürece firmanın değeri de aynı oranda arttı. Fakat problem şu ki böyle bir firmayı kimse nakit akışının 10 katına satılacak şekilde bırakmaz. Anında bir sürü yatırımcı satın alır ve fiyatı 30 katına kadar taşırlar. Şimdi elimizde 10 milyon dolar serbest nakit akışı üreten fakat 300 milyon dolar şirket değerine sahip bir firma oldu. Bu durumda ben aynı şekilde 10 milyon dolarlık hisse geri alımı yapsam bile sadece %3 oranında hisse başına karlılığı arttırdığım için hisseden alacağımız geri dönüşte inanılmaz bir şekilde azaldı.
Eğer tahvillere kıyasla sabit bir geri dönüş istiyorsanız size bir seçenek olabilir. Fakat şahsen ben ikinci tipte, yani Flight Safety gibi bir firmayı tercih ederdim. Firma zaten ekstra olarak yatırılan her sermayeden gayet güzel bir geri dönüş sağlıyor. Büyüdükçe daha da fazla rekabet avantajı artıyor ve en önemlisi de ekstra kazandığı sermayeyi yatıracak yeri var. Zaten ben yatırım yaparken amacım benden daha akıllı ve yetenekli bir para yöneticisine öz kaynak ile destek olup ondan faydalanmak. Neden gidip siz gibi bir işi seçeyim? Flight Safety gibi bir işe yatırım yaptığım anda ve eğer doğru bir şekilde firmanın rekabet avantajlarını da tespit etmişsem %20 geri dönüşte yatırım yapması demek benim paramı 10 senede 6.2 kata, 20 senede 38 kata, 30 senede 237 kata katlaması demektir. Yani özel olarak bir yatırım danışmanı bulmuşsunuz ve o sizin yerinize sektörü fethediyor, siz de sermayenizin büyümesini keyifle izliyorsunuz. İşte bundan dolayı ben bu tarzda bir firmayı tercih ederim. Ki zaten Buffett da 1997 yıllık raporunda bu durumu benzer bir şekilde açıklamıştır. Özetlemek gerekirse, yatırım yaparken her zaman baktığımız 3 farklı çok basit metrik var. 1. Firma ne kadar sermaye gerektiriyor? 2. Firma yatırılan sermaye üzerinden ne kadar geri dönüş alıyor? 3. Firmanın yatırım yapabilecek alanları, yani pist uzunluğu ne kadar? Eğer bu 3 soruya da tatmin edici cevapları veren firmayı tespit edersek o zaman incelemeye değer. İnceleme sonrasında firmanın rekabet avantajlarını, giriş bariyerlerini, yöneticilerini araştırır ve tetiği çekmeden önce son kararı veririz. Unutmayalım ki muhasebe kuralları ve finansal tabloların hepsi geriye doğru bakar. Yani bize geçmişte olanları gösterir. Fakat biz gelecekte olacakları tahmin edebildiğimiz için para kazanırız. Bundan dolayı rakamlar bize yardım etse de son kararı vermemizde hiçbir zaman işimize yaramaz. Çünkü firma muhteşem geri dönüşler kazanmış olabilir fakat giriş bariyerlerini kaybetmiş veya rekabet ısınmaya başladıysa o rakamlar birkaç sene içerisinde tersine dönmeye başlayacaktır. Kapitalizm zaten sürekli bu tarzda firmaları bulmak için savaşır. Eğer böyle bir firma tespit edersek rakiplerinden ayrışacak bir avantajı da olmalı. Yoksa bizim kalemimizi elimizden almaları maalesef an meselesidir. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.